kanalımıza abone olan kişilerin rüyalarını yazıyorum. Artık beni gör demiş Özgür Hangıcı. Lütfen beni görün, anamın rüyasını kendi ağzıyla yazıyorum demiş. Annesinin rüyasında akşam yemek yiyoruz. Masanın başında sağ tarafında oğlum ben oturuyormuşuz. Sağ yanımda rahmetli annem, sol yanımda Cumhurbaşkanı'nın kızı Sümeyye'nin de Cumhurbaşkanı'nın oturuyor. Başkaları da var ama kim olduklarını bilmiyormuş. Vesaire vesaire. Babası, annesi, tandır, ekmek vesaire. Annemizin sağlık problemleri var. Babanızın da sağlık problemleri var ama onların devletle ilgili çözmesi gereken ev işi ya da toprak işi ya da aileden kalan miras işiniz var. Bir de erkek kardeşinizin geleceğiyle ilgili korkularınız var. Korkmayın, sabırlı olun çünkü onun da geleceği aydınlık olacak. Aslında gördüğünüz rüya berekettir, hayırdır, kazançtır. Biraz sağlık problemi, lavaş ekmeği yiyordunuzu söylüyorsunuz ve otobüs vesaire şey olarak uyarıyorsunuz. Bunların hepsi sizin için hayır ve aydınlık olacak. Meryem Bilgili, rüyamda eski arkadaşımın koyun gömdüğünü görüyorum. Bu rüyalar da çok fantastik. Anam koyunu mu gömmüştü? Kurban Bayramı o yüzden görmüştü. Psikolojikte koyun aslında servetini ve yaptığı bir işten para kaybedeceğini gösterir. Çünkü gömdüğünü görüyorsun. Canlı mıydı, cansız mıydı yazmamışsınız ama bir iş konusunda hata yapacağınızın uyarısını verebilir. Meryem Kara, 81'li. Rüyamda çabuk makarna dağıtıldı, bana verdiler çabuk makarna. Pişirdim motorla, gezerken motordan atladım, motoru ben kullanmaya başladım diyor. Aslında makarna berekettir, bolluktur. Arkadaşınız motordan atlıyor, siz kullanıyorsunuz. Sizin büyük işlerle ilgili çözmeniz gereken evraklarınız var. Bunların hepsi çözülecek ve çok büyük bir aydınlığa kavuşacaksın. Esin Hancılı, kızım kaç tane rüya. Yani sizin halinde bereket ve aydınlık var, panik yapma. Esin Hancılı, hep aynı kişi göndermiş. Günsel Cemile Erdoğan, rüyamda denizin fokurdadığını gördüm. Bana yüksek yerde evin içindeki kız kardeş arkadaşım ve evin meli başladığını fark ettim vesaire vesaire. Baraka gece. Sizin de çok büyük sıkıntılar geride kalacak. Çok iyi bir evlilik ve kız çocuk sevinci yaşayacaksınız. Hayatınızda olumsuz giden her şey aydınlığa, çünkü yağmur yağıyor. Yağmur sizin bereketiniz ve aydınlanmanız olacak. Çok güzel bir bereketlenmeniz ve ne işle ilgili ne beklentiniz varsa hayırlı olacak. Rüyamda deniz buz tutmuştu. Buzun üzerinde yürüyordum. Hayırlara çıksın inşallah. Elif Demir. Denizin buz tutması çok büyük bir miras ve kavganın size sıkıntı yaratacağı. Daha bunun için zaman var. Sabırlı olursanız sonu aydınlık. Şeyma işi. Emineciğim, rüyamda çok sevdiğim bir artı tartıştım. Erkek arkadaşıma hediye alıp beyaz gelinlik şemsiyede ve daha sonra buluştum, sonra kızgın. Kızgınlık aydınlıktır. Küs olduğunuz insanla barışma, yenilik ve yenilenme noktası. Evet, bu haftalıkta rüyalarımız burada. Her hafta birinin rüyasını yok. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.